Selamünaleyküm sevgili Abdestli Hoca takipçileri. Yepyeni bir video ile karşınızdayız. Bugün e, inşallah kaybettiğimiz adlı programımızın dördüncü bölümünü çekmeye çalışacağız müsaadenizle. Eee evuzu billahi Bismillahirrahmanirrahim deyip şöyle bir metinle başlamak istiyorum açıkçası. Nihayet bende bir insanım. Aranızda bazı kimselerin hakları bana geçmiş olabilir. Kimin malından bilmeyerek bir şey almış isem, işte malım gelsin alsın. İyi biliniz ki benim katımda en sevimli olanınız varsa hakkını benden alan veya bana helal edendir. Zira Rabbime helalleşmiş olarak ve gönül rahatlığıyla kavuşmam ancak bu sayede mümkün olacaktır. Evet, efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem vefa hayatından önce etrafındaki sahabelerden bu şekilde helallik istiyor. Buradan vesileyle bugünkü konumuza da giriş yapmış olalım. Bugünkü e, üstüne düşeceğimiz, kaybettiğimiz ve tekrar inşallah geri kazanacağımız e, bu noktada bu kavramız nedir diye soracak olursak, helallik istemek, bir yerden ayrılırken, kısa veya uzun hiç fark etmez, bir yerden ayrılırken, helallik istemek kavramına hep beraber inşallah bakacağız. Şimdi e, helallik kelimesinden önce bakmamız gereken iki tane kavramımız var. Birincisi hak kavramı, ikincisi hakkın ortaya çıkarmış olduğu adalet kavramı. Çünkü ortada bir hak varsa, ortada bir hukuk varsa bu adalet gerektirir. Yani hakkı yenen insana ya da canlıya hakkını teslim etmek üzere Adalet gerekir. Bu noktada adaletin ve hakkın bizden e, bizi çıkardığı kapı helallik istemedir. Yani bilerek veya bilmeyerek, isteyerek veya istemeyerek birinin hakkına e, girmiş isek bu neyi gerektirir? Ondan helallik istemek. Ne güzel bizim e, bu konuda çok şanslıyız ki elhamdülillah ee, İslam sancağı altında İslam'ın sunduğu adalete mensup insanlarız. Ancak adaleti sağlama veya sağlamama noktasında sıkıntılarımız olabilir. Ee, bu biz insanların kusurudur. Asla İslam'ın ve İslam'ın kurallarının kusuru değildir. Çünkü İslam e, kurallarını belirlemiş ve bu kurallara biz Müslümanların, biz insanların riayet etmesini istemiştir Allah tarafından. Şimdi bu noktada baktığımız zaman Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuyla ilgili birçok hadisi bulunmakta elbette ama ben önce bizim bu kaybettiğimiz değere biraz değinmek istiyorum açıkçası. Şimdi helallik istemek diye bir başlık attık. Peki e, bu helallik istemek nedir? Yani e, benim hatırladığım kadarıyla yine <laughs> hala da inşallah elimden geldiğince de yapmaya çalışıyorum. Allah kabul buyursun. Eee... Biriyle tanıştınız, böyle ayaküstü bir 5-10 dakika sohbet ettiniz. Ayrılırken e, selamünaleyküm dedikten sonra hakkını helal et. Ya da işte vedalaştıktan sonra hakkını helal et. Ya da bir yere misafirliğe gittiniz, oturdunuz, hep beraber muhabbet, sohbet ettiniz. Bir şeyler yiyip içtiniz. Ayrılırken oradan hakkınızı helal edin, size rahatsızlık verdik. Çünkü hak gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bu noktadan baktığımız zaman hak neden önemli? Çünkü Allah... E, ahirette kendi hakkı olan yani Müslüman olarak Allah'a karşı bize emrettiği vazifelerini yerine getirme noktasında bizden istediklerini Allah affeder. Yani bu hakkını Allah bize affeder. Çünkü Allah bağışlayıcıdır, merhamet sahibidir. Bizim kusurlarımızı, bizim hatalarımızı Allah affeder. Allah tarafından bizim hak yani Allah tarafından hak olan şeyi Allah affeder ama Allah'ın affetmeyeceği bir ee, hak var ki o da kul hakkıdır. Ee, hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize buyurduğu gibi Allah e, şehidin kul hakkı dışındaki bütün günahlarını, bütün kusurlarını hatalarını affeder buyurur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz buradan yola çıktığımız zaman aslında biz helallik isteyeceğiz. Biz ayrılırken mutlaka ama mutlaka kalbini kırdığımız veya Konuşurken laf arasında geçen bir cümle karşıdaki insanın canını sıkmıştır veya onun gönlüne dokunmuştur. Biz bu noktadan varsa bir kusurumuz, varsa bir ee, yanlışımız, varsa dilimizden dökülen yanlış bir kelam, bunun için senden helallik istiyorum diyerek oradan ayrılmak gerçekten çok güzel, çok iyi bir davranıştır diye düşünüyorum. Bunun kaynağı da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yine şöyle bir hadisi var. Metinden okuyorum ki, ee, dilimiz süçmesin. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hakkına da girmiş olmayalım. En azından bize rivayet ettiği şekliyle size aktarmış olalım. Diyor ki Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem, kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, namusu veya malı ile ilgili bir zulüm yani bir hak var ise altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmeden o insandan helallik istesin, helalleşsin. Gerçekten çok önemli. Yani ahirete gittiğimiz zaman kıyamet koptuk, e, koptuktan sonraki o ahiret e, ortamını düşünün. Mal yok, mülk yok, evlat yok. E, bu dünyada seni kudretli ve güçlü gösteren tabii bize biz kendimizi öyle hissediyoruz. Tabii ki ne evlat ne mal ne mülk hiçbir zaman insanı kudretli hale getirmez. İnsanı kıymetli ve kudretli hale getirecek olan tek şey vardır. Allah'ın emirlerine itaat etmek, onları yerine getirmektir. Ahirette öyle bir ortamdasınız ve komşunuzun hakkına girmişsiniz, komşunuzun hakkını e, yemişsiniz ve komşunuz yakanıza yapıştırdı, yapıştı, dedi ki bana hakkımı ver. Mal yok, mülk yok, ona karşılık olarak vereceğimiz bir şey de yok. Peki ne vereceğiz? Bir şey veremeyeceğiz. Evet. Yine Efendimizin bize buyurduğu bir şekilde biz ona bir karşılık vereceğiz ama bu da işin farklı bir boyutu, bu da işin ayrı bir boyutu. Dolayısıyla ölmeden önce, son nefesimizi vermeden önce, yani kıyamet günü gelmeden önce biliyorsunuz insanın ölümü de aslında bir kıyamettir. Yani insan öldüğü zaman kıyamet kopmuş demektir. Çünkü tekrar geri dönemiyorsun. Yaptığın hataları düzeltmek gibi bir şansın yok. Başka bir şans verilmeyecek. Dolayısıyla ne yapacağız? Biz öldüğümüzde kıyamet kopmuş demektir bizim için. Dünyadaki kıyametin kopması çok da bizi ilgilendirmiyor. Kıyamet kopmuş benim için. Peki ne yapacağız biz burada? Tekrar geri de dönemiyoruz. Helalliği son nefesimizi vermeden önce mutlaka isteyelim. İşte bunu atalarımız ne yapmış? Gerçekten çok güzel. Yeni tanışmış olsan da, yıllarca tanışmış olsan da eğer bir münasebetle bir arada bulunduğun zaman bir münasebet geçtiyse aranızda bir selam dahi verdikten sonra tekrar oradan ayrılırken bana hakkını helal et. Gerçekten muazzam bir davranış. Ben bunun kaynağı olarak yine efendimizin bu hadislerini olarak görüyorum. Yani biz bu değeri kaybettik. Çünkü artık helal mi, haram mı, hak mı, benim hakkım mı, benim hakkım değil mi gibi kavramlar artık hayatımızdan 21. yüzyılın bir getirisi olarak uçup gitmeye başladı. Dolayısıyla biz ayrılırken helallik istemek veya onun hakkına girmiş miyim gibi bir ince düşüncenin içinde de olmak gerçekten çok büyük beceri isteyen bir şey bana göre. Bu şekilde dikkat ettiğimiz zaman biz gerçekten hem takva sahibi insanlar olmuş oluruz hem de kul hakkıyla Allah'ın huzuruna gitmemiş oluruz. Çünkü kul hakkı insanla insanın birbirine e, ödeyebileceği bir şey olduğu için ahirette de burada da Allah dolayısıyla e, ahirette diyecek ki kulum hakkınız hakkınızı birbirinize ödeyiniz veya hakkınızı kendi aranızda anlaşınız. Tabii ki Allah <laughs> eğer Allah'ın sevgili kuluysam karşı tarafın gönlünü ve kalbini yumuşatacaktır bana karşı ama e, tabi o mertebeye de erişmek gerçekten e, önemli ve e, değerli diye düşünüyorum. Yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün e, otururken sahabelerine şunu soruyor. Müflis dediğimiz kavram nedir bilir misiniz diyor. Sahabe kendi düşüncelerine göre Ya Resulallah malı tükenmiş insan, malı bitmiş insan, onu kaybetmiş insan demektir diye tarif ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ibadetiyle, namazıyla, orucuyla, zekatıyla, bunların sevaplarıyla Allah'ın huzuruna varmış ancak işte şuna e, e, özür dileyerek söylüyorum. İşte hakaret etmiş ya da kötü söz söylemiş. İşte ona iftira atmış, ona şunu yapmış, ona bunu yapmış, komşunun hakkına girmiş, bunu yapmış. Ve o günahlardan öteri o kazandığı, namazdan kazandığı, oruçtan kazandığı, zekattan kazandığı sevabı tüketmiş insan demektir diyor. Dolayısıyla burada çok önemli bir kavrama. Biz birine hakaret ettiğimiz zaman haksız yere birbirine hakaret ettiğimiz zaman veya birine iftira attığımız zaman veya birinin hakkını malını gasp ettiğimiz zaman hakkına girmiş oluyoruz ki bu bizim namaz, zekat, oruç gibi sevaplarımızı da tüketiyor. Burası önemli altı çizilmesi gereken kişi, altı çizilmesi gereken kavram müflis. Yani Hz. Peygamber'in de tabiriyle iflas etmiş kişi. Biz buna dikkat edeceğiz. İşte bu duruma düşmemek için bu kavramı da sürekli göz önünde bulunduracağız. Bunun bize kazandırdığı bir önemli hakikati var. Helallik isteme kavramının. Yani bir yerden ayrılırken arkadaşınla ayaküstü muhabbet ettin, sohbet ettin. Bunun neticesinde oradan ayrılırken bunun bize kazandırdığı çok önemli bir hakikat var. Sürekli ama sürekli Allah'ı hatırında tutma. Bize en önemli kazandırdığı hakikat bu. Çünkü ben helallik istiyorsam şunu çok iyi biliyorum. Yarın, öbür gün ahirette ben bunun hesabını vereceğim. Yani Allah'ın bana hesap sormasını sürekli göz önünde bulunduruyorum. Dolayısıyla Allah'ın var olma, Allah'ın bana hesap sorma hakikatini sürekli e, zihnimde canlı tutuyorum. Bu bize helallik istemenin kazandırdığı en büyük hakikatlerinden bir tanesi. Şimdi. Ee, ekranlara bir fotoğraf getireceğim. O fotoğrafla fotoğraf üzerinden e, kul hakkını birazcık e, anlatacağım. Sonra inşallah videomuzun sonlandıracağız hep beraber. Baktığımız zaman e, adamın satacağı ürün ve onu koyduğu e, kese bir tarafta terazinin bir kefesinde diğer kefesinde ağırlıkla birlikte aynı keseden var. Gerçekten çok önemli. Adam sattığı ürünün o koyduğu kağıdın ağırlığını bile karşı tarafta gösteriyor. Yani şunu adam yapmaya çalışıyor. Çok belki e, önemsiz bir şey gibi de gelebilir. Yani e, ne kadar ne gerek var bu kadar e, ince düşünceye. Ama kul hakkı gerçekten bu fotoğrafta bu adamın yaptığı davranış kadar çok ama çok önemli. Yani bu kadar ince elenip sık dokunması gereken bir iş. Çünkü Efendimizin hadisinde buyurduğu gibi ne altın ne gümüşün bulunduğu bir günde hakkı, senden hak isteyen birine hakkı nasıl vereceksin? Senden dilediği o hakkı, istediği o hakkı yakana yapışarak, seni silkeleyerek istediği o hakkı karşı tarafa nasıl ödeyeceksin? Elinde hiçbir şey yok. Sevapların ve ondan alacağın günahlar dışında elinde hiçbir şey yokken o insana nasıl helal ettim dedirteceksin ki ahirette. Dolayısıyla bu kadar, bu adamın yaptığı kadar ince düşünmek gerekir. Bu adamın terazinin diğer kefesine koyduğu kese kağıdı kadar kul hakkına riayet etmek, ince düşünmek gerekir. Yediğimizin helal mi, haram mı olduğunu çok iyi bilmek gerekir. Karşı tarafa hakkımız geçti mi, geçmedi mi bunu gerçekten çok iyi bilmek gerekir. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Allah üzerimizdeki kul haklarının farkında olmayı ve bunları son nefesimizde Son nefesimizi vermeden önce ödeyebilmeyi cümlemize nasip etsin diyoruz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Selamünaleyküm.